Ondan sonra gelip diyor moloz döküyorlar, onu döküyorlar. Adamın niyeti buraya gelip, evet. Buraya hendek açıp bu bulunduğumuz güzergaha burada bir duvar mı örmek, başka bir şey mi yapmak? Burası özel mülk. Bir 400 dönüm mü? Ne kadar? Tabii bu mevsimde su iyice çekilmiş değil mi? Yani bahar aylarında daha çok. Hakikaten kışın. İşte burası Allah'a şükür gene korunmuş vaziyette. Bak şehir orada. Evet. Ondan sonra Kel Dağ burada. Burası Mileyha. İşte sulak alan dediğimiz yer burası. Tamamı bu kanallara geliyor. Ne dağ, suyu o? Normal ya, yağmur suyu değil mi? Başka bir su değil. Dağdan gelen yağmur suları. Yağmur suları. Hadi bakalım. Dengesini sağlaması için gayret gösteriyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz inşallah. Peki bir soru sorabilir miyiz? Buyurun Sayın Bakanım. Şu anda burada hangi işlemler yapıldı? Şu anda Mileyha'nın sulak alan ilan edilmesiyle ilgili süreç nedir? Efendim burayla ilgili önce bölgeleme haritaları çalışmaları yapıldı. Altlıklar oluşturuldu. Sayın Valimizin başkanlığında bir kurul buranın sulak alan olmasına kurul karar verdi. Bu evraklarımızı toparladık. Bakanlığımıza arz ettik. İmza aşamasındadır. Yakın zamanda inşallah statüsü kavuşturulduktan sonra buraya gerek korumayla ilgili olarak alınması gereken ilave tedbirler, gerekse yatırımla ilgili yapılacak olan çalışmalarda da her türlü faaliyetin içerisinde olacağız inşallah. Burası gördüğünüz gibi bir kuş cenneti. İnanılmaz bir alan. Mileyha sulak alanı ve burayla ilgili önemli çalışmalar yapan çok değerli Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürümüz Cüneyt Bey'e, Bölge Müdürümüz Turgut Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Burada biz geçen hafta bir video daha çekmiştik ve buranın kurtarılmasıyla ilgili her türlü çalışmayı yürüteceğimizi söylemiştik. Bugün de bu çalışmaları izlemek, yerinde görmek için Mileyha sulak alanındayız. Burası gerçekten Türkiye'de görülmesi gereken muhteşem yerlerden bir tanesi. Bir taraftan tabiatı, bir taraftan kuşlara ev sahipliği yapması, diğer taraftan suyu, suyun içindeki balıklar, muhteşem bir tabiat harikasıyla karşı karşıyayız. Sadece Samandağ'ın değil, bölgenin en önemli sulak alanlarından bir tanesi ve burayı inşallah sulak alan statüsü kazandırmak için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürümüz İsmail Bey'le birkaç defa telefonla görüştük. Şimdi de buraya gelmeden önce bir kez daha görüştük. Buranın korunması ve bir taraftan korunurken diğer taraftan insanların, vatandaşların, hemşehrilerimizin kullanımına açılmasını biz çok önemli buluyoruz. Ve bu kapsamda da inşallah buraya önce sulak alan statüsü vereceğiz. Sonra burayı kısım kısım konumlandıracağız ve tanımlayacağız. Ve buranın muhakkak bize nasıl atalarımızdan devredildiyse biz de çocuklarımıza devretmek üzere burayı koruyacağız. Ve inşallah buradaki her kuşun, her kamışın, her bir balığın emaneti önce Allah'a sonra bizedir. Ve bunlar da gerçekten çok çok önemli varlıklarımızdır. Biz tabiatı seviyoruz. Buradaki gerçekten kuşları seviyoruz, balıkları seviyoruz. Buraları korumak çok çok önemli. Bir kez daha ben buraya gelen bölge müdürümüze teşekkür ediyorum.